T24'ten tekrar merhaba. Seçim bitti, İstanbul seçimleri geride kaldı ve Türkiye'nin en önemli gündemine yani ekonomiye krize geri döndük. Bugün ekonominin gündeminde çok önemli bir konu var. Merkez bankasının yedek akçelerinin bütçeye devredileceğine dair bu yönde bir hazırlık yapıldığına dair medyada yer alan haberler. Bu çok önemli bir haber ama önce ne anlama geldiğine bir bakalım ve niçin böyle bir e, hazırlık yaptığını iktidarın anlamaya çalışalım. E, Merkez bankasının karının bir kısmı e, yedek akçe olarak tutuluyor. Ne kadarı yüzde yirmisi. E, şimdi şu anda yapılan hazırlık e, medyada yer alan haberlere göre e, bu rakamın yüzde altıya yönünde. Böylece Açığa çıkan e, büyük tutardaki para e, devletin bütçesine aktarılacak. Ve böylece e, dikiş tutmayan devlet bütçesi kapatılmış olacak. Ne kadarlık bir rakam sözü edilen? Yaklaşık 46 milyar TL'den söz ediliyor. Gerçekten büyük bir tutar. 40, 40 milyar liranın üzerinde bir tutarın Merkez Bankası'nın Yedek akçe kasasından alınıp devlet bütçesine aktarılmasından söz ediyoruz. Peki bu önleme neden ihtiyaç duyuluyor? Sebebi basit. Seçim ekonomisinin faturası. Bu sabah henüz daha bu yedek akçeyle ilgili haberler medyaya yansımadan önce Sözcü gazetesinde çok ilginç bir haber vardı ve bu Yedek Akçe hazırlığının neden ihtiyaç duyulduğunu, iktidarın neden böyle bir olağanüstü iktisat jargonuyla ortodoks olmayan bir adıma ihtiyaç duyduğunun işaretini veriyordu. Sözcü gazetesi Doktor Ozan Bingöl, tanımayanlar için söyleyelim Türkiye'nin önde gelen vergi uzmanlarından biri ile bir röportaj yapmış. Ve Bütçe açığını kapatmak için önümüzdeki dönemde hangi, ne gibi önlemlerin alınabileceğine dair Ozan Bey'in, Ozan Bingöl'ün, Doktor Ozan Bingöl'ün görüşlerini aktarmış. Sahiden çok şaşırtıcı önlemler vardı. Ben bir anlamda ağzım e, açık bir şekilde okuyordum e, Ozan Bey'in e, alınabileceğini söylediği ön, e, önlemleri. Mesela e, emekli ikramiyelerinin taksite bağlanması. Mesela e, 1994 yılındaki meşhur krizde e, alınan türden bir seferlik bir ekonomik denge vergisi getirilmesi. Ya da e, alkollü, bu biraz beklenebilecek bir önlem, alkollü içeceklerdeki e, korkunç vergi yükünün daha da ağırlaştırılması. Ya da bir defaya mahsus ek gayrimenkul e, ya da ek motorlu taşıtlar vergisi. Bunlar devletin korkunç bir şekilde artan bütçe açığını kapatmak için alabileceğini Doktor Ozan Bingöl'ün öngördüğü, bu bir uzman tahmini ve öngörüsü, henüz daha burada somut bir şey yok, alabileceğini öngördüğü önlemler. Bütçe dikiş tutmuyor demiştik. İlk 5 ayda bütçe yıl sonu için öngörülen açık rakamının %83'üne ulaştı. Yani ilk 5 ay içinde yıl sonu için e, ulaşılması öngörülen açığın büyük kısmına e, şimdiden ulaşmış durumdaydı. Yani şimdiden dediğim Mayıs ayında ulaşmış durumdaydık. Niçin? Neden e, bütçelik iş tutmadı? Neden hesaplar şaştı? Tahmin edebileceğiniz bir seçim, e, bir sebeple. E, çünkü e, bu sene arka arkaya iki tane seçim yaşadık. 31 Mart'ta ve işte geçtiğimiz pazar günü 23 Haziran'da. Bu seçimlere yönelik olarak e, iktidar seçim ekonomisi uyguladı. Ne demek seçim ekonomisi uygulamak? Kamu harcamaları yani devlet harcamaları arttırıldı. Devlet harcamaları arttı. Oysa geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan krizden sonra e, belki hatırlarsınız. Eylül ayında e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamunun, önümüzdeki dönemde yani içinde bulunduğumuz yıl içinde çok sıkı kemer sıkma önlemleri uygulayacağını açıklamıştı. Onun dediği gibi olmadı. 31 Mart'ta işleri sağlamak, sağlama e, alabilmek için iktidar e, kamunun muslukların suyunu açtı. Kemerler şöyle bir gevşetildi. E, devlet harcamaları, kamu harcamaları arttırıldı. Arttırıldı ve sonuçta e, bunu işte Mayıs ayındaki bütçe gerçekleşmelerinden gördüğümüz gibi yıl sonu için öngörülen %82'lik, %83'lük bütçe yüzde %83'üne Mayıs ayında ulaşıldı. Üstelik işin tuhaf tarafı pek de AKP'nin işine yaramamış gibi gözüküyor. E, bu maliye, e, yani bu gevşek e, maliye politikaları, bu e, kamu harcamalarının artırılması Çünkü işte 31 Mart'ta birçok... Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetti. E, AKP seçim ekonomisine rağmen işte Antalyayı, Ankara'yı, Adana'yı Adana kaybetti. İç Anadolu'daki birçok şehri MHP'ye kaybetti ve geçtiğimiz Pazar günü en nihayet İstanbul'da e, ikinci yenilenen seçimde CHP'ye e, verdi. Yani seçim ekonomisi pek de işe yaramadı ama faturası önümüzde kaldı. Faturası önümüze geldi. Fatura gerçekten büyük. Şimdi. Ee, bu bütçe açığının bir şekilde bir yerlerden kaynak bulunarak kapatılması gerekiyor. Bir yerlerden devletin para bulması lazım. Yoksa bu işin sonu e, fena. Bütçe açığı eğer daha da genişlerse, başlangıçta öngörülmeyen, hesapta olmayan çok yüksek bütçe açığı oranlarına ulaşılırsa enflasyon yeniden patlar. Yeniden patlar diyorum çünkü geçtiğimiz sonbaharda biliyorsunuz, yani dolardaki artışa paralel olarak %25'e ulaşmıştı. Enflasyon 2019 içinde bulunduğumuz yıl içinde yavaş yavaş tekrar gerilemeye başladı. İşte şu anda %19 tekrar %20'nin altına indi. Şu an %19 seviyesinde sonbaharda tek haneli rakamlara ineceğine dair bir beklentisi var. Ben o öyle olacağını düşünmüyorum ama şey doğru enflasyonda bir düşüş eğilimi içinde olduğumuz doğru fakat eğer bütçe açığı e, bu trendle devam ederse e, bir şekilde bir yerlerden gelir bulunamazsa bütçedeki bu büyük açık eğer kapanamazsa bütçe yamanamazsa bir yerlerden yama bulunamazsa e, o zaman yıl sonunda enflasyon yeniden e, patlar. Bu makro dengelerin yeniden e, işte bir yedi şiddetinde bir depremle enflasyonun yeniden %20'nin üzerine çıkması, %30'lara doğru e, yükselmesi, yedi şiddetinde bir depremle yeniden sarsılmasına yol açar. Dolayısıyla işte o yüzden şu anda ekonomi yönetimi çaresiz bir şekilde bir yerlerden para bulmaya çalışıyor. Bugün Merkez Bankası'nın e, yedek akçı olarak e, ayırdığı e, rakamın yani karından, Merkez Bankası karından yedek akçe olarak ayrılan paranın e oranının %20'den %6'ya indirileceğine dair hazırlık yapıldığı haberi bu umutsuz arayışın bu çaresiz e, arayışın bir somut işareti. Acaba bununla sınırlı kalacak mı? Merkez Bankası'nın yedek akçelerinden genel bütçeye aktarılacak olan 40 küsur milyar dola, e, TL e, Türk Lirası bütçe açığını kapatmaya, yamamaya yarayacak mı? Yoksa bu sabah Sözcü gazetesinde okuduğumuz Doktor Ozan Bingöl'ün korkutucu önlemleri. Korkutucu çünkü evet emekliler için, motorlu taşıt sahipleri için, gayrimenkul sahipleri için, alkollü içecek, akşamcılar için ek vergiler bir defaya mahsus getirilecek yüksek oranlı vergiler ya da emekli taksi, e, ikramiyelerin takside bağlanması gerçekten gerçekten de korkutucu, ürkütücü. Acaba Merkez Bankası'nın yedek akçesi e, şifa olacak mı bütçe açığına? Yoksa Ozan Bingöl'ün ürkütücü tahminleri önümüzdeki dönemde yavaş yavaş gerçek olacak mı? Bunu önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz. Ama bütçe açığı Önümüzdeki günlerde Aylarda konuşmaya devam edeceğiz Çünkü makro dengeleri Tutturabilmek için e, Kamu, devlet Kemer sıkmak zorunda e, Harcamalarını Kontrol altına almak zorunda Bu arada yıl başında, Yani seçim ekonomisi kapsamında e, Yaptığı harcamalar içinde Bir karşılık bulmak zorunda Yani bir Yerlerden vergiler salınacak işte Merkez Bankası'nın yedek akçesi gibi böyle şapkadan tavşan çıkarma e, türünden olağanüstü or ortodoks olmayan bir takım adımlar atılacak. Ve böylece bütçe açığı kapatılmaya çalışılacak ama yetmez. Bu arada kamu harcamalarının da artık... Kısılması gerekiyor. Bir yerlerden devletin harcamalarını kesmeye başladığını, bu konuda gerçekten de ciddi olduğunu, kemerini gerçekten de şöyle iki e, e, numara darlaşt e, daha sıkacağına dair halka, vatandaşlara, bize mesaj vermesi gerekiyor. Bir yerlerden bunu görmemiz lazım. Yani biz eğer işte yeni vergilerle, yeni zamlarla bütçe açığını kapayacaksak, devletin de Bütçe açığını e, kapatmaya yönelik önlemler aldığına dair somut adımları görmemiz lazım ki samimi olduğuna inanalım karşımızdaki e, devletin. Yani şu makam arabaları sevdasından bir vazgeçilsin. Geçtiğimiz yıl vazgeçileceğine dair e, bir takım sözler ifade edilmişti ama e, uygulamada pek de öyle olduğunu görmüyoruz. Kamu yöneticileri hala pasat mı çekelim yanlarına e, kafasıyla? Devam ediyorlar. Bu arada bir takım e, çok büyük maliyetlere yol açacak olan e, projelerden vazgeçildiğinin somut olarak deklare edilmesi lazım. Yani kamunun kemer sıkacağını söyledi e, geçtiğimiz Eylül ayında Sayın Berat Albayrak. Ama ondan sonra kamunun büyük paralar e, harcamayı öngör, öngördüğü projelerden vazgeçildiği net bir dilde açıklanmadı. Mesela şu Kanal İstanbul milyarlarca dolarlık... E, maliyete yol açacak yol açacak olan Kanal İstanbul'dan net bir şekilde vazgeçildiği bir açıklansın. Yani bana soracak olursanız şu 3 milyar dolar maliyetli ve gerçekten tut, tutmayacağı dünyadaki bu e, korkunç otomotiv rekabetinde ayakta kalıp kalamayacağı belli olmayan yerli otomobil projesinden en azından bir süreliğine vazgeçildiği bir açıklansın. 3 milyar dolar az para değil. Neden hep biz e, ...tasarruf ediyoruz. Neden? Yani bütün fatura her zaman... ...halka, vatandaşlara, bize çıkıyor. Kamuya da bu faturanın bir kısmının... ...çıkması gerekiyor. İşte Kanal İstanbul, işte yerli oto... ...işte bir takım... E, ...otoyol projeleri... ...seçim sırasında gündeme gelen... ...mesela bilmem hatırlar mısınız... ...Denizli'de e, bir otoyol projesi... E, ...seçim esnasında... ...uygulamaya konmuştu. Haberlere de yansıtmış yansımıştı. Bunun gibi büyük para yiyen bütçede kara deliğin büyümesine yol açan e, büyük e, ha, ne de, ne işe yaradığı da çok da en azından somut kamu faydası kamu e, kamusal çıkara kısa vadede nasıl katkı yapacağı çok da bilinemeyen e, projelerin ya iptal edilmesi ya da bir başka bahara e, ertelenmesi gerekiyor. Bu arada tabii ki unutmayalım kamu özel işbirliği yani bütçedeki kara deliğin büyümesine yol açan işte Osman Gazi Köprüsü, şehir hastaneleri gibi bir takım kamunun araç ya da hasta garantisi verdiği o sayıda hastaya ya da o sayıda araca ulaşılmayınca kamunun keş o projeyi işleten özel şirkete para verdiği e, projelerle ilgili de bir takım adımların artık dolardan TL'ye mi döner, bazıları iptal mi edilir henüz daha proje aşamasında olan ama bir takım o kamu, kamu özel işbirliği projeleri konusunda da bir takım adımların e, bütçedeki gelir gider dengesini tutturucu bir takım adımlarında artık yavaş yavaş atılmaya başlaması gerekiyor. Yoksa korkarım yine fatura biz zavallı vatandaşların sırtında kalacak. T24'te ekonominin gündemini önümüzdeki günlerde de izlemeye devam edeceğiz.